Are you ready? Evet. Are you ready Tonguç'um? I'm ready teacher. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hazır mısın dedim. Hazırım dedin. Bugün seninle birlikte LGS kampımızda Teen Life konusuyla yolculuğumuza devam ediyoruz. LGS kampında biliyorsun ki önce videolarımızı öğreniyoruz. Ardından da ödevlerimizi çözerek netlerimizi tıkır tıkır artırıyoruz. Şimdi bugün öğreneceğimiz konu çok kolay bir konu. Gençlerin yaşamı, teen life. Sizin hayatınız demek. Evet, sizin hayatınız Tonguç'um, haklısın. Burada sizin hayatınızı güzel bir şekilde öğreneceğiz. Müzik çeşitlerine bakacağız. Biz isteklerimizi anlattıktan sonra bunun sebeplerini söyleyeceğiz. Reason, sebep demek. Ve aynı zamanda tercihlerimizi söyleyeceğiz. Like, dislike, love, hate. Bunların hepsini söyleyeceğiz. Bu arada videomuzda da beğenmeyi, like yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Şimdi types of music, yani müzik çeşitlerine baktığımızda rock, classical, slow, folk, Indian, jazz, rap. Çeşit çeşit müzikler var. What kind of music do you like Tonguç? I like Indian music. Harikasın. I like Indian music diyorsun ama Hindistanlı gibi söyledim. Bir de garip oldu, neyse. Şimdi burada bak. Rock müzik zaten Türkçe'de aynısı geçmiş. Rock, klasik, klasik, slow, yavaş müzik demek. Yani böyle duygusal şarkılar. Folk, halk müziği demek. Indian, Hindistan tarzı. Jazz, jazz, rap, rap zaten. Bir de bunları zaten birazdan göreceğiz. Expressing reasons'a baktığımızda biz bir şeyi tercih ettiğimizde prefer ifadesini kullanıyoruz. Ama sonradan niye bunu tercih ediyorsun dediklerinde because diyerek bunu cevaplamamız lazım. Mesela which one do you prefer? Cristiano Ronaldo or Messi desem hangisini seçersin Tonguç'um sen? I prefer Cristiano Ronaldo. Harikasın. I prefer Cristiano Ronaldo dedin. Güzel ama burada şu çok önemli. Bunun sebebini sorduklarında sana mesela demen lazım ki I prefer Cristiano Ronaldo because he is so fast veyahut da he is so strong because he plays very well gibi bir açıklama koyman lazım. Yani bu işte çok hızlı veyahut da çok güçlü veyahut da çok iyi oynuyor gibi ifadeler kullanman lazım. Tercih ettiğin şeyi açıklaman lazım yani. Burada demiş ki mesela they prefer rap music. Onlar rap müziği tercih ediyor because çünkü it is trendy. Çünkü o trendy diyor. He or she prefers, he she de esteksi geliyor. Rock music because it is energetic. Yani rock müziği tercih ediyor. O çünkü enerji verici diyor. Enerji dolu diyor ve bu şekilde sebebini söylüyor. Expressing preference'a baktığımızda yani tercihlerimi söylerken çok önemli Tonguç'um. Mesela like'la alakalı bir cümle söyle bakalım bana. I like playing football. Harikasın. I like playing football. Herkes bunu çok rahat söyler. Ben de mesela I like playing basketball diyebilirim. Love, like, enjoy, prefer bunlar sevdiğimiz şeyler için. Hate'le alakalı bir cümle söyle Tonguç'um. I hate homeworks. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Ama şimdi güzel söyledin madem öyle. Dersimizin başında hemen ödevlerimizi verelim. I dislike homework. Bak hala bir de ikinci halini kullanıyorum. Değişik halini kullanıyorum. Tamam olsun fark etmez. Ödevimizi vereceğiz Tonguç'um. Sen ne kadar hate, dislike desen de homework istemesen de ödevimizi vermemiz gerekiyor. Çünkü yaptığımız yanlışlarla kelimeleri öğreneceğiz. Kelimeleri tekrar ettikçe de İngilizce'de 10'da 10 yapacağız inşallah. 0'dan 8'e sözelden, taktikli İngilizce'den, taktikli İngilizce'den sonra dinamo İngilizce'den ve tabii ki 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki İngilizce sorularını çözdüğümüzde Teen Life'la alakalı mükemmel başarılar bizi bekliyor. Burada biz 0'dan 8'e sözelde senin için güzel bir şekilde kelimeleri güzel bir gruplama yaptık. Bak hatta şurada göstereyim sana. Hemen önce Teen Life Dictionary geliyor. Ardından da hatta şöyle yaklaşmak istiyorum Tonguç'um şöyle. Hatta şöyle yaklaşmak istiyorum Tonguç'um. Bak burada önce kelimelerimiz var. Sonrasında ünitelerimiz başlıyor. Konu soru şeklinde gidiyor. Teen Life 1'i çözmeni istiyoruz. Sonrasında taktiklide de yine posterlerimizi mutlaka duvarına ya da görünen yerlere as. Çünkü burada Teen Life ile alakalı çok güzel stickerlarımız var. Bunları da öğrenirken bu Teen Life ile alakalı ilk testleri çözerken işine yarayacağını düşünüyorum. Teen Life'da burada da yine test 10 ve 11'i hatta 9'da hatta 8'de çözmeni tavsiye ediyorum sana. Yine aynı şekilde Dinamo Soru Bankamızda da Teen Life'la alakalı yine mükemmel bir şekilde ilk başta şöyle bir vokabülerimiz var. Bu vokabüler yani kelime kısımlarını çalıştıktan sonra diğer testleri de yavaş yavaş geçersin. Sonra bir de 10'da 10 Zoru Bankamızdaki ödevlerimizi Teen Life'la alakalı hemen göstermek istiyorum sana. Burada hatta Teen Life testimizi açtığımızda gördüğün gibi burada Teen Life 1, 2, 3 var. Burada Teen Life 1'i çözmen yeterli. Şimdi ödevlerimizi verdik. O zaman yavaş yavaş tekrar İstanbul stüdyolarımıza dönüyoruz ve dersimize başlıyoruz. Hadi bakalım. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Harikasın o zaman. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ilk başta müzik tiplerini bilelim. Type tip demek, müzik de müzik demek zaten. Neredeyse aynısı Türkçe'ye geçmiş. Birincisi rock müziği bilmemiz lazım. Ardından klasik müziğimiz var. Classical müzik. Bunlar da Türkçe'ye aynen geçmiş. Aynı zamanda jazz yine Türkçe'de aynısı. Pop yine Türkçe aynısı geçmiş. Pop, rap pop, yine Türkçe'si Türkçe, aynı. Pop, rap, slow da artık Türkçe oldu gibi ama değil. Normalde yavaş müzik diyoruz. Daha böyle slow, sakin müzik. Folk müzik, halk müziği. Bizde de folklor diyoruz esasında. O da yabancı bir kelime gibi. Normalde Almanca folk, halk demek. Oradan folklor falan halk bilimi diyebiliriz.
Bir de Indian var. Bu da Hindistan müziği. Dolayısıyla bak type tip Türkçe'de. Müzik müzik demek zaten. Rock, klasik, jazz, pop, rap. Bunlar hep artık zaten Türkçe. Türkiye'de var. Slow müzik seviyorum ben hocam. Geldim. Aynen. Esas yavaş müzik seviyorum demiyoruz. Şimdi gelelim expressing preference. Yani tercihlerimizi nasıl göstereceğiz? Tercihlerimizi gösterirken iki tane seçeneğimiz var Tonguç. Hangi ya, tür tercihlerimiz hocam? Yani meyve suyu tercihimiz ya da spor tercihimiz. Likes dediğimiz zaman hoşlanabiliriz. Bir de hoşlanmamak ne olabilir? Başına sadece dis getiriyoruz. Burada da dislikes diyebilir Tonguç'um. Likes and dislikes. Ben de arkadaşlarım dislike ediyor hocam sürekli. Evet, genellikle Facebook'ta veya da Instagram'da yaşadığımız YouTube'da olur. Video atınca falan. Instagram'da dislike yok ama değil mi Tonguç? Instagram'da dislike yok hocam. Facebook'ta var mı? Facebook'ta ve YouTube'da var hocam. Tamam, bizim zamanımızda bu ICQ'larda neyse şimdi devam edelim. Love, like, enjoy, prefer bunlar sevdiğimiz şeyler. Ardından isim veya verb aynıca geliyor. Mesela I love music, I love listening music, I like music, I enjoy dancing veya I enjoy dance diyebiliyoruz. Veyahut da I am fond of music, I am fond of pop music, they are keen on classical music gibi ifadeler kullanıyoruz. Fond of, keen on, sevmek anlamında yine. Like, çok beğenmek ve ısrarcı olmak anlamında. Çok sevmek, hoşlanmak, eğlenerek sevmek, prefer de tercih etmek anlamında. Hate, nefret etmek. Dislike, hoşlanmamak. Don't like, sevmemek anlamına geliyor. Yine bu, mesela I hate lessons, dersleri sevmem diyorsun. İğrenç bir adam. Sen sevmediğin bir cümle söyle bakalım Tonguç. I dislike diye söyle. I dislike şey diyeyim hocam, hemen söyleyeyim. Tomato. Domates sevmiyorsun. Güzel. Evet. Sevdiğin bir şey söyle. O da potato mu? I like cucumber. Evet. Burada salatalığı, hıyarı seviyorum. Güzel. İsim artı verb ing diyoruz. Burası da yine önemli. Şimdi geldik. Bununla alakalı cümleler kuralım. Mesela rock müziği seviyorsun. Ne diyebilirsin Tonguç sevdiğin için? I like rock music. Veya da çok seviyorsan I love rock music diyebilirsin. Peki sevmediğin bir şey. Pardon, yine seviyorsun. Tonguç listening to rap music. Tonguç rap müziği dinlemeyi seviyormuş. O zaman like. Tonguç like. Likes. Likes. Niye? Çünkü he she'de s takısı geleceğini unutmamız lazım. Bunu da hemen küçük bilgi olarak hatırlatalım. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o, she, o, it, o ya Tonguç'um. Burada he erkekler için, she kızlar için. Burada go diyoruz. Burada go diyemiyoruz. Burada work diyoruz ama burada work diyemiyoruz. Burada işte ne bileyim sleep diyoruz ama burada sleep diyemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar da s takısı geliyor. Works, sleeps ya da goes dememiz gerekiyor. Burada o yüzden likes dedik. Mesela I jazz demiş. Jazz müziği sevmiyormuşsun. O zaman ne jazz? Dislike. I dislike jazz diyebiliriz. Yani dislikes olmaz mı hocam? Yok, I olduğu için bak I'dan normal hali geliyordu. Aa. Onu da yazalım şöyle. I like diyoruz ama he she de likes dememiz gerektiğini, s takısını koymamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Tankut da sevmiyormuş kalk müziğini. O zaman Tankut dislikes veya doesn't like diyebiliriz. Dislikes veyahut da doesn't like, yani sevmiyor diyebiliriz. Burası da önemli. We are seviyormuşuz. We are fond of veyahut da we are keen on, buraya keen on da gelebilir. Slow müzik diyebiliriz. Yavaş müziği seviyormuşuz. They hate listening to Indian music. They hate listening to indie müzik de burada da doldurmamız gereken bir şey. Burada hate'i boş bırakmamız gerekiyor ama listening'i boş bırak. Şimdi gelelim sebepleri. Reason sebep demek. What type of music do you like? What type of music do you prefer? And why? Şimdi bu cevapları okuyabilir misin Tonguç'um? I prefer rap music because it's trendy. Ben tercih ediyorum rap'i. Çünkü o trend, yani çok moda, çok bilinen, sevilen bir şey. Bunu oku bak, Indian diyor. Sen Hindistanlı gibi oku. I am fond of Indian music because it is trendy and I am Indian. Bak ben zaten Hindistanlıyım diyor. Gerçekten I am from New Delhi. Yeni Delhi'den katılıyor canlı yayınımıza veya videomuza. Ben Hindistan müziğini seviyorum. Çünkü ben o, çünkü ben Hindistanlıyım değil mi? Çünkü o trend diyor. Bu da trend olduğu için seviyormuş. Bu ne diyor? I love all types of music. Ben her çeşit müziği seviyorum diyor. Ben aşure gibiyim, menemen gibiyim. Her şeyi dinlerim diyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi yine tercihleri söyleyip sonra da bazı sebepleri biz yazalım. I prefer pop music. Mesela sen söyle Tonguç. Pop müziği tercih ediyorsun. Because it is trendy. It is trendy ama trendy çok kullan. Ne diyebiliriz mesela? It is enjoyable. Enjoyable diyebiliriz. Yazalım. Veyahut da energetic. Energetic diyebiliriz. Enerji verici diyebiliriz. Şuna bakalım. Rock music is unbearable. Yani dayanılmaz, katlanılmaz. Çok sevmiyorum diyor. O zaman so I don't like it. O yüzden de I dislike it veyahut da I don't like it diyebiliriz. Burada zaten cevap vermişiz. I love music. So bu yüzden I listen to
every kind of it diyoruz. Hadi bakalım. Hızlı ve heyecanlı bir şekilde gelecek haftanın ödülü sorusunu size soruyorum. Lütfen cevaplayın.